Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in görüşmesi öncesinde iki lider kameraların karşısına geçtiğinde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ikili ilişkilerdeki enerji dosyasının önemine, Akkuyu nükleer santralinin önemine dikkat çekmişti hatırlayacaksınız. Ekibinizden, CNN Türk ekibinden Kaan Temeltaş da kameraman arkadaşımız Yasin Kamaloğlu ile birlikte Akkuyu nükleer arşe üretim ve inşaat organizasyon direktörü ile bir özel röportaj gerçekleştirdi. Onu ekrana getirelim. Akkuyu nükleer güç santraline yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ederken önemli bir konuğumuz var. Konuğumuz Akkuyu nükleer AŞ üretim ve inşaat organizasyon direktörü Deniz Sezemi. Akkuyu nükleer güç santralinde birinci ünitenin inşasında son durum ne? Çalışma planlandığı gibi devam ediyor mu? Akkuyu nükleer güç santrali projesi kapsamındaki tüm çalışmalar plana uygun devam ediyor. İnşaat programı gereği elbette ki bir numaralı güç ünitesi hazırlık aşamasına getirildi. Birinci güç ünitesindeki hem reaktör binasında hem tribün binasında inşaat ve kurulum çalışmaları tamamlanmış durumda. Dolayısıyla birinci güç ünitesine ait tüm binalarda ve yapılarda şu an tam kapsamlı ön devreye alma çalışmasına geçildi. Akkuyu nükleer güç santralinde yapılan çalışmalarda hangi hassasiyetler gözetiliyor? İnşaat ve kurulum anlamında yapılan tüm çalışmaları biz şirket olarak büyük önem verip takibini sağlıyoruz. Rusya Federasyonu'ndaki bütün dünyadaki uygulamaları dikkate alıyoruz. Çalışma kurulumundaki tüm aşamalar Türkiye'de faaliyet yürüten nükleer düzenleme kurumunun denetçilerinin gözetiminde yapılıyor. Bunun dışında bağımsız Fransız ve Türk yapı denetim şirketleri çalışmaları denetliyor. Yapılan tüm çalışmalar 5 aşama kontrol sağlanarak yürütülmektedir. İlk, ana yükleyici kendi şirketimiz denetim sağlıyor. İkinci, iş sahibi olarak Akkuyu nükleer şirketlerinin denetçileri denetimlerini yapıyor. Tasarımın sahibi denetimi sağlıyor. Bağımsız yapı kuruluşları denetimi sağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nden ilgili kurumlar denetimleri sağlıyor. Mevzuat gerekliliği karşılanmakla kalmayıp üstüne çıkıyoruz. Akkuyu nükleer güç santralini dünyadaki diğer nükleer santrallerden ayıran, farklı kılan şey ne peki? Dünyada örneği olmayan bir projedir. Proje yap, sahip ol, işlet modeliyle gerçekleştiriliyor. Bu onu farklı kılıyor. Bir diğer farklı kılan, inşaat sahası dünyanın en büyük nükleer tesisi inşaatı statüsüne sahip. Çalışmalar 4 güç ünitesinde eş zamanlı ilerliyor. Sahada 34 binin üstünde çalışan var. Dünyada sadece 5 adet bulunan bir model paletli vinç var. Bu modelin 2 tanesi bizim inşaat sahasında kullanılmaktadır şu an. Leningrad 2 dediğimiz nükleer güç santralinde de bu model kullanıldı. Etkili olduğunu kanıtladı. Son olarak Akkuyu nükleer santrali ne dünyada ne Rusya'da yapılan bir santralle benzerliği olmayacaktır. Sebebi de binaların dış cephesinde doğayı, denizi, güneşi yansıtan ayna paneller kullanıldı. Bu da Akkuyu santralinin doğa ve denizle bütünleşmesini sağlayacak.